Haşhaşlı çikolatalı muhallebi. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata, yarım çay bardağı haşhaş ve üzeri için kakao kullanacağız efendim. Malzemelerimizi de verdim. Azıcık gönlümden koptu Mermin. Senin gönlünden bu aralar çok kopuyor o Antep fıstığı. Hayırdır sen? Ya hayır. Şey, görseli güzel hayırdır olacak. Hayırdır sen? Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Herhalde şey yani Serpil Yüksel'le bir didişme halindesin. Yok yok vallahi şey bak az verdim zaten. Efendim şöyle bunu mu alıyorum? Kakao mu alıyorum? Nişasta mı alıyorum? Ay kakaoyu azıcık üstüne ayıraydık. Neyse veririm olsun, sana ben. Küçük kakaolu olsun. Şöyle vanilyamı aldım. Şekerimi aldım. Yumurtanı ve haşhaşını. Şöyle yumurtayı sütle vereceğim ki topak topak olmasın. Şöyle bakın efendim. Aman Allah'ım. Serpil bu küçük gelecek. Bir büyük tencereye geçelim bence. Hadi ya. Şimdi korktum. Ben gözümde yanılmam efendim. İki iş çıksın istemiyorsan şu an kurular varken. Allah vermesin dur geldim. Kurular varken yaş yanmasın. Aman Allah'ım. Şöyle hemen alıyorum tenceremi. Her zaman derin kap, temkinli kap iyidir. Şöyle bakın o oh, mis gibi karıştırdım. Tencereni de getirdim Serpil sabah. Aa aldım hepsini. Evet dün annem bizdeydi. O diyor bunlar da kanalın mı? Bu da kanalın mı? Diyorum hepsi kanalın koy onları. Şöyle güzelce karıştırıyorum efendim. Bakın o kadar güzel bir kıvam aldı ki şu an. İçerisinde haşhaşı da var. Bu aşamada yumurta sarımızı ekleyebiliyoruz. Şöyle akını ayırıyorum kıymetli izleyicilerim. İçin kalsın. Aman Allah'ım. Çok lezzetli, pratik, enfes tarifler. Sen de şey misindir Nermin? Senin neyimdi? Olmayan şeyi eve sığdıramayan. Sığdıramam. Hep tezgahın üstünde durur. Gideceği günü bekler. Hiç sığmaz bir yere. Gideceği günü bekler o orada. Çikolatayı birazdan ekleyeceğim. Birazcık ben ısınsın muhallebim. O aşamada ekleyeceğim. Hemen böyle alıyorum ve ocağa gidiyorum. Gel. Şimdi muhallebi yaparken biliyorsunuz püf noktalarını baştan da söylüyorum. Bazen topak topak oluyor ve herkesin evinde mikser olmadığı için bu topaklanmayı gideremiyor. Bizim buradaki ilk aşamada yapmamız gereken kuruları karıştırıp sıvıyı ocağın üstüne almadan vermek. Yumurtayı da son aşamada vermek efendim. Soğuk sütle karışması gerekiyor. Yumurtayı direkt sıcağın içerisine koyduğunuzda da pişiyor biliyorsunuz. Bu tarz püf noktalarına dikkat ettiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Emin olabilirsiniz efendim. Aman dedim tüpüm mü bitiyor yine. Gerçi yeni değiştirdik daha tüpü. Yo yo daha bitmez. Bitmez değil mi? Yo yo daha bitmez. İh iyi bari bitmez. Şöyle güzelce karıştırarak devam ediyoruz. Ama burada bu şimdi bir saat kaynamaz. Diğer tarifimiz ne bizim? Ona geçelim bir yandan da. Geçelim mi bir tarafta? Vallahi bunu şimdi burada 10 dakika kaynatacağız. Ya benim için sıkıntı yok. Sohbet muhabbet edebiliriz. Çenesi düşük bir sunucunuz var. Unutmayınız. Bak tepsime bak. Evet ya. Gelin kız gibi süsledim bugün. Tam bana layık olmuş vallahi. Evet. Bir de şimdi bak sen bunu süsle yıkılacak. Getiriyorum ben o zaman gratenin malzemesini. Aynen, aynen. Grateni de koyalım sehpamızın üstüne, mermerimizin üstüne. Bir yandan da muhallebimizi güzelce kaynatıyoruz. Evet, misler gibi kokmaya başladı bile mutfağımız. Dünkü tarifler çok beğenilmiş. Nermin'in Enfes Mutfağı sayfasında efendim sizlerle olacak. Dün biz hediye etmiştik. Ha, kavanoz. Zafer, kavanoz kazananları istiyorum. Hemen bana atıyorum sosyal diyor. Medyadan. Kavanozun kazananı attın mı? Aferin ya. Anladı artık bizim çocuk. Lep demeden leblebiyi anlıyor valla. Ay dur şu şeyi alıp geliyorum bir dakika. Sen de al gel hemen onu. Şimdi güzelce karıştırıp koyu bir kıvam alana dek pişireceğiz. Efendim bugün cuma. Bugün yapılan dualar çok makbul biliyorsunuz. Lütfen rica ediyorum. Dualarınızı yaparken sadece yakın çevreniz ve kendiniz için değil bütün Müslüman alemini dualarınızın içerisine katarsanız daha da hayırlı oluyor. Bizleri de efendim unutmayın dualarınızda. Kimin kime duası kabul olur bilinmez. O yüzden yaparken etraflıca dua yapalım ki Rabbim inşallah bu geçirdiğimiz zor günleri, sınavları bir an önce atlatmamızı nasip etsin. İnşallah. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Bunun hepimiz bunun farkındayız. Herkes bir hayat telaşesi içerisinde, hayat gayesi içinde. O yüzden Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun diyorum öncelikle. Amin.
Niye böyle bir iç çektin? Hayırdır? Derdin mi var? Sıkıntın mı var? Bak, üzüldüm. Neye? Arkadaşım Covid olmuş. Seninle tanıştırdığım vardı ya burada. Ama neden hangisi? Biliyor musun? O renkli gözlü vardı ya. Aşıların hiçbirinin olmamış. Astım hastası. Allah korusun. Bir haftadır iyileşimi de hastaneye kaldırmıştı. Allah korusun. Tabii aşı aşı önemli. Bazen ihmalkarlık yapıyoruz. Ve sonrasında gerçekten gelecek sıkıntıları düşünmeden hareket ediyoruz. Evet. Aslında çocuk değiliz efendim. Biraz daha bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden aman aman. Aman aman. Evet, muhallebiyi sana veriyorum. Gratene geçiyorum. Gördüğünüz gibi patatesimiz, havucumuz, kırmızı biberimiz ve daha neler neler. Hangi uçağı vereyim baş ben? Başa harika bir program yapıyoruz burada. Bugün sizlerle birlikte enfes tarifler. Tık 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 tık. Kanser. Selam. Aha, komşu çıkmış gelmiş. Kabul ediyor musunuz? İnanmıyorum. Gel bakayım sen buraya. Kahve varsa gelirim. Aa, varsa üzüm suyu var. Gel. Geliyorum. Aa, üzüm suyu süper. Gel üzüm suyu var. Sonra patatesine geçelim. Şimdi efendim tatlımızın içerisine gördüğünüz üzere çikolatamızı döküyoruz. Bu çikolata sadece lezzet vermesi için ekstra kahvaltılık misler gibi bir çikolata. Şu an döktük. Of of of. Kapatıyorum of. Altını. Evet, kapatalım. Okay. Çikolatamızı tamamdır. Döktük. Kahvaltılık çikolatamızı da verdiğimize göre bakın içerisinde haşhaş. Baksana çok güzel haşhaşlı tatlı yaptım. Hayır, kayınvaliden gerçekten seviyormuş bugünkü tariflerimi. Sever ya. Hazal'ı ben çok eski tanıyorum. Yani evet. Sosyal medya camiasını bilen bilir. Oradan tanırım. Pek bir hamarat kızımızdır. Çok da güzel bir evlilik yaptı. İnşallah Rabbim hayırlısıyla. Uzun ömürler eşiyle Amin. Birlikte, evlatlarıyla nasip etsin. Hepimize inşallah. İkinci ne zaman? Hep böyledir ya. İkinci ne zaman? Ya Allah isteyen herkese versin ama ben şu an yani hani büyük konuşmak da istemem ama şu an düşünmüyorum abla. Yani zorlanıyorum. Ama peş peşe oldu mu çocuk? Kayınvalidemin biliyorsun olur. 7 kardeş benim eşim. Peş peşe oldu mu çocuk kolay olur. Ay yok. Yok ben yapamam. Ben yok. Ama ben yapamam. Yok, diyorsun. Ben zorlanıyorum abla ben yani. Şu an değil. Ya ne hani iyi oldu. Bak patatesleri sen doğuruyorsun. Ben de tatlıyı dolduruyorum. Yoksa Serpil nasıl yetişecekti? Serpil abla soğana geçti. Serpil soğanı doğuruyor. Bızıtımız yok. Dilim olmayınca Serpil abla. Evet. Ama çok güzel bir tatlı oldu. Bakar mısınız kıvamına? Vallahi sunumların efsane. Sunumların da güzel. Senin zaten sunumların biliyorsun yani. Evet ya ekran birazcık şeyi seviyor Hazal'ım ya. Böyle süsü püsü seviyor. Bir de benim izleyicilerim de benim süsüme püsüme alıştı. İlk zamanlar biraz yadırgadılar beni ama. Vallahi seni izlerken iştahım kabarıyor. Biraz. Böyle dediler süsü püslü yemek programı mı olur dediler ama şimdi seviyorlar. Olur niye olmasın? Vallahi biliyorum. Senin ruhun bu yani. Ruhum bu. Bak tanıyan beni biliyor efendim. Evet öyle. Birazcık şey, ay hiç beklemiyordum ama ya. Gerçekten sürpriz oldu, çok güzel oldu bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oldum. De beklemiyordum buraya camın geldiği. Oradan, o cam beni zaten korkutur. Tam böyle şey ay. Olurum. Ya o gün buluştuk seninle, konuşamadık evet. Hiç. Ayaküstü 5 dakika. Çok dedim ki, kaldık. Seni evet. De yakalayamıyoruz, yoğunsun. Vallahi öyle. Dedim ben de giderim o zaman. Tabii canım, ben diyorum kanal yakın. Çıkın gelin. Çıkın gelin. Oh mis gibi. Abla şunları koymak için şey var mı böyle şey? Bunlar alayım ya da bunun içine mi koyayım? Bence Serpil yeter. Ne kadar patates o? Ne bileyim koymuşsunuz ben de hepsini doğruyorum abla. Bol bol olsun diye. Bol bol olsun. Herkes yesin. Dur fırın kabıma bir bakayım. Hemen geliyorum. Şöyle hemen alıyorum ben. Şurada bir eleme yapıyoruz. Patatesin hepsini oluyor. Doğrayayım mı Serpil abla? Aman Allah'ım. Yok, nasıl bir tatlı arkadaşım. Oldu bu? Nasıl bir tatlı oldu? Bu çikolata nedir şimdi? Severler. Haşhaşlı bir tatlı kuzucuğum bu. Haşhaşlı. İçerisinde kakao, kahvaltılık çikolatası, haşhaşı olan efsane bir lezzet. Hem pratik, biz cuma günleri 1 saat yayın yapıyoruz. Çarşambaya kadar 2 saat yapıyoruz. O yüzden böyle son günlerde böyle biraz daha pratik tarifleri seçiyoruz 1 saat içerisinde. Daha güzel. Bilecek, aynen çalışan ev hanımları için. Evet. Ben bunlara geçtim abla. Minik küp doğrayalım Azal'cığım. Küp küp mü? Evet. Tamam. Zor mu? Bunu yapmıyorum. Ya yaparım. Yaparım. Yapar. Bunlara bitireyim mi? Yok gerek yok. İki, bakalım kabımıza yetecek. 2-3 sene olmuş evleneli. Biber mi doğrayamayacak benim kardeşim? Biber Terpin. Doğruyorum, yapıyorum yemek de. Mesela pilav hala yapamam. Eniştenin en çok sevdiği. Aa ben sana pilavı şimdi öğreteceğim. Aha. Şimdi ben sana pilavı ben öğreteceğim. Ben pilav yapamıyorum. Bir şey var benim pilavım tutmuyor. Allah Allah. Evet.
Ama evet, eşim çok güzel pilav yapar. Bizim evde öyle, Lina pilavcı. Bence bütün zaten çocukların hepsi pilavcıdır. Evet evet. Sever. Yoğurtlu pilav benim aynen kızım. Sen bunu küp koy, ben onu şey yapayım Azal. Tamam. Açayım. Şöyle yapayım bir de değil mi? Ben kıymayı soğanı alayım mı buraya kızartma? Benim şeyim hazır. Kıymam evet, soğanım hazır Nermin. Haşhaşlı tatlımız hazır efendim. Buyurun. Afiyet olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.